Evet arkadaşlar, yine karşınızdayım. Yine bir Amazon siparişiyle karşınızda olacağım. Bu sefer şöyle göstereyim. Bir. Şöyle iki. Şöyle üç tane paketim var. Bu biraz büyük. Daha yukarıdan göstereceğim. Şöyle. Üç tane paketim var. Artı bir tane. İki paket bonus olarak bir tane de bunu açacağım. Hemen paketleri açmaya geçelim. Şöyle. Hepsini birer birer kenara alayım. Şu küçük üründen başlamak istiyorum. Halstamızı alalım elimize her zamanki gibi. Böyle şu ortadan ufak bir. Ürünümüz göründü. Ürünleri şöyle kenara koyalım. Zarar görmesin diye kağıtlar koymuşlar. Evet, ürünlerimiz şöyle slime olarak reenkarnı olduğum zaman cilt 1 ve slime olarak reenkarnı olduğum zaman cilt 2 Akıl Çenen yayınları. Hemen şöyle bir daha bir başlayalım. Normal şömyüsüz bir baskı. Şömyüzü olmayan. Animesinin bir kısmını izlemiştim. Şöyle. Ben bunun animesinin bir kısmını izledim. Hoş duruyordu. Bir de manga olarak bakmak istedim. Şimdi şuradan mesela akıl çelenlerde biraz problem var diye biliyorum ama evet, şöyle görmüş olduğunuz gibi biraz bir boyama var. Bir bu şekildeydi. Ve ikiye geçelim hemen. İkiyi de şöyle hızlıca hemen bir tarayalım. Okuma balonları güzel duruyor, büyük. Yine şöyle siyah bir alan. Yine buradan. Hatta başka parmağımıza deneyelim. Bakalım. Evet, yine biraz bir bırakma var. Biraz boya salma. Akıl çenelerde sorun devam etmekte. Şöyle son olarak bir ve ikinci ciltler bu şekilde. Paketler açmaya devam edelim. Burada yine bir ufak paketimiz var. Hızlıca. Evet, ürünlerimiz şu şekilde. Mary Grave cilt 1. Evet, bu şömizli bir yapı. Şömizsiz hali bu şekilde. Sade bir kapak karşılıyor. İç tasarımlar olarak demin ki ürünümüze yakın okuma baloncukları büyüklüğü olarak şöyle
Bunda aynı şekilde biraz var gibi. Şöyle bakalım. Biraz var gibi ama seriler güzel. Bu da İTEKİ yayınlarının bastığı bir ürün. Bu şekilde bakalım. Ve Ajin serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben de en son ne vardı? Ajin'den nerede? Şu an bulamıyorum ama 1, 2, 3, 5 vardı sanırım bende. Burada arkada diğer serilerin reklamları var. Ajin, yarı insan. Half Woman. Burada ana karakterler ve onun altında gelişen yan karakterleri gösteriyor. Şöyle bir sayfalarda elimizi denedik ama hiç yok gibi. Evet. Bunda da kapak mor olduğu için İç tasarımda böyle mor. Bunlar genelde hep kapağı böyle tonlamalı oluyordu. Diğerlerine de bakmıştık. Ajin 6 da bu şekilde. Diğer büyük paketimiz. Hemen onu da açalım. Ürünlerimizi. Evet. Bu paket bayağı uğraştırdı bizi. Ürünlerimizi şöyle göstereyim. Mary Grave'in devamı olan serisi. İkinci cilt. İTAKİ yayınlarından yine. Bunlar aynı anda sipariş verdim ama farklı paketlerde geldi. Şu şekilde Mary Grave 1. Mary Grave Cilt 2. İkisi bir anda. Şu şekilde. Bu sanırım 5 ciltten oluşuyor. Yavaş yavaş toplamaya devam edeceğiz. Şimdi hemen. Ve geçenlerde de bahsettiğim Kara Kargı yayınlarından Guy Delisle'ın Rehine isimli bağımsız eseri bayağı kalınmış ve ağır. Çünkü kuşa baskı. Diğerleri hep normal saman baskıydı. Bir fabrika günlükleri sanırım biraz daha farklıydı da. Shenzhen ve Burma günlükleri. Onlar saman baskı. Dediğim gibi bunlarda hep sade bir tasarım var. Çok gözü yormayan bir tasarım anlayışı. Bakalım. Bir tek Pyongyang kaldı dediğim gibi. Bu üründe. Onu da şu anlık pahalı olduğu için almıyorum. Son ürünümüz DC ikonları serisinden Sarah J. Maas'ın kaleminden Catwoman Ruh Çalan ciltli versiyonu bu. Bunu set halinde almadım ben çünkü daha önceden beri topluyordum bunu. Bende Wonder Woman vardı. Batman vardı. Ve şimdi Catwoman'ı aldım. Bu normal roman. Yani bir çizgi roman tarzı bir ürün değil. Ama bunun da o çizgi roman versiyonu basılacakmış çünkü
Woman'ın var. Ve bonus olarak ve şimdi bu ürünü açacağım. İnşallah kesmedim dedim de karton varmış. Evet, ürünümüz dibinde bahsettiğim gibi Superman Şafak Söktüren. Yine aynı DC ikonları serisinin son kitabı. Yine aynı şekilde bir roman bu. Ciltli versiyon. Bununla birlikte DC ikonlar serisini tamamlamış bulunuyorum. Ayrı bir video olarak da zaten bu seti size ayrıca bir göstereceğim. Çekeceğim videosunu. Onunla da daha detaylı olarak konuşmuş oluruz. Pegasus yayınlarından çıkan bir ürün. Pegasus yayınları biraz böyle kült yapımlara daha önem veriyor. Daha uzun süreli baskılar yapıyor. Evet. Ürünlerimiz bu şekildeydi. Son olarak tekrardan hemen hızlıca üstünden geçelim. Guy Delisle'ın Rehine. Sarah J. Maas'ın Catwoman Ruh Çalan. Bunda Matt DellaPenna Superman Şafak Söktüren ve Mary Grave Cilt 1 ve Cilt 2. Aynı zamanda Ajun 6. Şöyle biraz daha yukarıdan bakalım. Ve Slime olarak reenkarne oldum. Zaman 2 ve 1 şeklinde. Şöyle tam ortadan ve tepeden size son bir kez göstereyim. Bütün ürünlerim bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha çok böyle videoların gelmesi için kanalımı takip edip abone olmayı ve paylaşmayı unutmayalım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.